hareketlerimizin böyle kolektif şuurdan çıkacak kararlara göre tanzim edilmesi, dizayn edilmesi çok önemlidir. İlhamla müeyyed olsak bile, Efendimiz'den mesaj alsak bile, ki günümüzde öyle bir tehlikeli çıkış da var, bence kitap ve sünnet ortadadır. Fukaha-i kiramın safiyane içtihatlar ortadadır. Meselelerimizi bunlara dayandırarak onlardan hüküm çıkarmaya çalışacağız. Ben bu cemaat içinde veli çıkmaz iddiasında değilim. Kadın erkek belli bir dönemden sonra bu cemaatin içinde arzda ayakları, nazarları arşın etrafında dönen insanların çıkacağına inanıyorum. Çıkacaktır. Dine bu kadar hizmet edince. Ve bunlar Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'la zaman üstü değişik yerlerde bir araya gelip buluşacaklarına inanıyorum. Temerrüdüm yok o mevzuda. Ama kadın, erkek, daha gençliğinde kendisini dine vermiş, bir kısım mübareklerin, bilmem ki mevsufu zikredilince hocalar kusura bakmasınlar, mübarekelerin, hafizan Allah, medyumluğa çekilmesi söz konusudur. Aslında böyle bir şeye gerek yoktur. Yani hizmet-i imaniye ve Kur'aniye adına ben peygamberimizden emir alıyorum doğrudan doğruya. O peygamberimiz ona bin ruhum olsa feda olsun. O verilmesi gerekli olan bütün emirleri vermiştir. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Onun Allah'ın eliyle bu emirlerin altına atmış olduğu imzasıdır. Bitmiştir o iş artık. Şu hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de bile bundan sonra ondan alacağınız emirler sizin meşverette iştihad ettiğiniz, hüküm çıkardığınız hükümlerin önüne geçemez. Bakın bu çok dün bir meseledir. O dönemde olsaydı, ondan gelecek işare emirleri bile öper başımıza korduk. Fakat artık rüyalarda ondan gelecek emirler değil. Belki ondan gelmiş emirler. O emirlerin remizleri, o emirlerin işaretleri bile sarihem, hatta rüyada değil, yakazetem bile dedim bir yerde. Bana, insanlığın iftihar tablosu kıtmirlerle hiç konuşmuş mudur bilemeyeceğim ben bunu. En muhal olan bir şeydir. Bana şimdi gelse buraya dese ki, Fethullah sen şimdiye kadar böyle hizmet diyor, tavsiye ediyordun. Bu arkadaşlar da koşuyorlardı. Bundan sonra benim sana bir tavsiyem var. Ben diyeceğim bir zaman Hazreti Pir-i Muğan'ın Van'da o yekpare kayanın içine çekilip orada inziva yapmayı düşündüğü gibi sen de bundan sonra onu yap. Sana tavsiye ediyorum. Ricam bu sana. Emrim, direktifim. Hangi sözle anlatırsa anlatsın bana. Benim ona saygım çok büyüktür. Böyle bir söz karşısında, teklif karşısında fikrimi beyan etme rüya dahi olsa öyle hakikat değil. Bana ne kadar ağır geleceğini siz tahmin etmeye çalışın. Mübarek lehiyesinden yere düşmüş bir şey için elimle almak değil de ben eğilir ağzımla. Kıtmir alacağı şeyleri ağzıyla alır. Köpekler sultanların yere düşürdükleri şeylerini ağızlarıyla alır uzatırlar derim. Ve öyle bir mukabelenin beni nasıl dilgir edeceğini siz tahmin etmeye çalışın. Fakat İslami mantığımla ben düşüncelerimi ortaya koyuyorum. Diyeceğim ki sana binlerce ruhum feda olsun ya Resulallah. Sen o musun değil misin bilemeyeceğim ama fakat ben o işin gölgesine bile bin ruhum olsa feda ederim. Ben seni o kabul etmişim. Sen osun. Ama müsaade buyurursan ben burada senden daha evvel aldığım mesajları tatbik etme lüzumunu hissediyorum. Sen bize ve bana demiştin ki yani kitapta ve sünnette yeryüzünde tek inanmamış insan kalmayacağına kadar bu mesajı ebedlere kadar götüreceksiniz. Herkese bunu duyuracaksınız. Çağa göre sistemlerinizi kuracaksınız ve dini anlatacaksınız diyeceğim. Ve dolayısıyla yani bir yönüyle isterseniz muhalefet etmiş olacağım diyeyim size orada. Çünkü onun mesajının enginliği, tutulması, kabul edilmesi, gerekli olan bu udu hayatta iken ortaya konmuştu. Şimdiki bu udları ve derinlikleri ona nispeten o işin gölgesi olur. Biz meseleleri asla göre yorumlama mecburiyetindeyiz. Biz meseleleri o işin külliyetine göre yorumlama mecburiyetindeyiz. Gölgeye göre değil, asla göre değil. Ya bir abimiz, ya kardeşimiz, ya da babamız sayacağımız birisi, ben Efendimiz'den böyle bir mesaj aldım der. Bir bayram günü ve sözlerin diyalog etrafında cereyan ettiği bir fasılda ona denecek şey şu, evet o fasıl bitmiştir. Bundan sonra yapılacak şeyler iki temiz kaynak olan kitaba, sünnete ve selefi salihinin safiyane içtihatlarına
hususiyle çağın devasa kametinin ortaya koyduğu kristal disiplinlere uyarak hizmet hayatımızı ona göre dizayn etmektir. Evliya olacaktır, çıkacaktır ama fakat onların hizmetin genel akışı içinde farklı mütalalarına göre bu hizmet yeniden ele alınmayacak, ona göre dizayn edilmeyecek, ona göre bir hava içine girilmeyecektir. Kitap, sünnet ve kolektif şuurdan çıkan şeyler.